Herkese merhabalar, hayırlı geceler. Arkadaşlar, bugün sizinle yeni bir uygulama paylaşmak istiyorum. İş arayanların dikkatine ya da Rana Hanım çalışmak istiyorum ama iş bulamıyorum diyenlerin dikkatine ya da Rana Hanım pandemiden dolayı iş yerimiz kapandı, şu an işsiz kaldım diyenler mesela çok ya da Rana Hanım ne yaparsam yapayım hiçbir şekilde iş kapısı açılmıyor. Önümde hep iş kapısı kapalı. Cebim bir kuruş para görmüyor. Çalışamıyorum. Evime de ekmek götüremiyorum Rana Hanım. Ne yapabilirim hızlı bir şekilde iş bulmam için diyenlerin dikkatine. Ya da bir yerde çalışıyorsunuz mesela, uzun zaman çalışamıyorlar. Mesela gittin çalıştın bir hafta, 10 gün, bir ay sonra seni hep işten çıkartıyorlar. Ve bu şekil mesela artık iş bulamayacağım diye umudunu kaybedenlerin dikkatine. Uzun lafın kısacası, kendi içinde çalışma isteği olup da iş bulamıyorsa bu süreyi sabah saatlerinde üşenmeden eğer okursanız size ekmek kapısı, iş kapısı açılacak ve o iş sizin için hayırlı ve uğurlu olacak. Çünkü sabah saatinde okunmuş ayet her zaman hızlı bir şekilde kabul oluyor. Arkadaşlar, bu ayeti annem bana not deftere yazarak vermiş. Ve az önce işte bu defteri gözden geçireyim derken iş bulmak isteyenlerin dikkatine diye yazmış. Bunu da işte hemen sizinle paylaşayım diye düşündüm. Çünkü bu aralar pandemiden dolayı iş sıkıntısı olanlar çok. Ya da ne bileyim işte iş bulamıyoruz deyip çok kişi söylüyorlar ya da iş başvurusu yapıyorum hep olumsuz sonuç geliyor diyenlerin dikkatine. Kendi içinde tekrar söylüyorum, çalışma isteği olanlar bu uygulamayı yapsın. Örneğin birçoğunuzun eşiniz, çocuğunuz üşengeç oluyor. Çalışmak istemiyor. Çıkıp da mesela başvuru da yapmak istemiyor. Çıkıp ya da kapı kapı dolaşıp mesela bulaşık da olabilir bu, ne bileyim işte. Ekmek fırında çalışabilir, kuryelik yapabilir. Bu işleri iş deyip saymayıp mesela öyle bir işte çalışmayacağım diyenler de var. Ama inanın her şekil sen bir yerde gidip doğru düzgün çalışarak elin iki kuruş para tutup evine gelirsen çoluk çocuğun karnı doyacak. Ne bileyim işte sonuçta kendin kimseye muhtaç olmayacaksın. İşin her türlüsü iş sayılıyor. Yeter ki sen çalışmak içinden gelsin. O yüzden de çalışmak isteyen varsa ve iş arayıp iş bulamıyorsa bu ayeti okusun. 7 sabah erken saatlerde mesela güneş doğarken ya da günün doğduğu saatte okursanız gün mesela yükseldikçe yaptığın uygulama, ritüel olsun, süre, dua, ayetler fark etmez. Daha da etkili oluyor. Çünkü sen bir şey istiyorsun. Sabah saatinde yaparsan daha iyi olacak. Şimdi arkadaşlar, güneş doğarken dedim ama sabah saati olabilir mesela. Sabah ezanından sonra. Hava yağmurlu olsa gene yapabilirsin. Sıkıntı yok. Sonuçta sabah saat olsun. Yeter ki mesela hanımlar ya da kızlarımız özel günlerinizde bu uygulamayı yapmayın. Mesela araya gün girdi. Tekrar yeniden yapabilirsiniz. 7 gün arka arkaya ve her okuduğunuzda 11 kez tekrarlamanız gerekiyor. Geçiyorum işte ayetin sözlerine. Ben arkadaşlar şimdi bunu heceleyip mi diyorlar işte böyle yavaş yavaş okuyacağım. Siz not aldığınızda zorlanmamanız için. Bismillahirrahmanirrahim ve kelel meliku ituna bihi estahlis hulli nefsi felemme kellemehu kele innekel yevme ledeyne meki mekinun emin kaleş ayani ala hazainil
Ardi, inni, hafizun, alim ve kezalike mekkenneli Yusuf'a fil erdi yetebev vu minha haysu şeyya'u nusibu bi rahmatina men neşa'u nusibu bi rahmetine men neşa'u ve le nu ve le nuzi'u ecrel muhsinin. Bu bir kez oldu. Şimdi bunu okuduğunuz zaman 11 kere peş peşe tekrarlamanız gerekiyor. Arkadaşlar şimdi ritüel tarzı işlem yapanlar, uygulama yapanlar birçok kişi var. Benim sayfamı izleyip ya da YouTube sayfasından not alarak mesela birçok kişi Rana Hanım senin ritüeller yaptım, iş başvurusu olumlu sonuç geldi ya da iş buldum deyip sevinip mesela mesaj çok kişi atıyor. Şimdi ritüelin yeri bambaşka. Ben diğer videolarımda da söyledim. Dualar, ayetlerle ilgili de bilgiler vereceğim diye. O yüzden de şaşırmayın. Bir de arkadaşlar ben şu an çok yorgunum. Şu an gece saat şöyle göstereyim size. 1.46 saat gece 2'ye geliyor. Ve artık yorgunluktan inanın biraz zorlanıyorum video çektiğim zaman. Tekrar okuyayım ritüelin sözlerini. 11 kez arka arkaya okuyorsunuz. Ve bunu 7 sabah okuyacaksınız. 7 sabah okuduktan sonra uzağı 40 gün içerisinde huzur içinde uzun zaman çalışacağın ya da ne bileyim işte gittiğin zaman mutlu bir şekilde iyi ki bu işi buldum diyeceğin sana iş kapısı açılacak. Çünkü ritüel ya da dualar, süreler, ayetler ya da bunun gibi işlem yaptıktan sonra bulduğunuz iş her zaman sizin için nasıl diyeyim? Hayırlı olacak. O yüzden de yeter ki içinizde inancınız olsun. Tekrar okuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kelel meliku ituna bihi astahlis huli nefesi felemme kellemehu kele innekel yevme ledeyne mekinun emin kaleş ayani ala hazainil ardi inni hafizun alim ve kezalike mekken neli yusufa fil erdi yetibev vü minha hasu yeşau nusibu bi rahmetine men neşau nusibu bi rahmetine men neşau ve la nuziu ecre muhsinin. Muhsinin son kelimesi arkadaşlar. Şimdi pardon. Bu uygulamayı dediğim gibi sabah saatlerinde yapın, üşenmeyin ya da sabah saatlerinde ben çalışıyorum diyenlerin dikkatine geç saatinde de yapabilirsiniz. Bu uygulama için size muma ya da ne bileyim özellikten altar hazırlamanıza gerek yok. Abdestinizi aldınız tertemiz şekilde başınız örtülü hanımlar niyet ediyorsunuz. Niyet ettim. Bana bir iş kapısı açılması için bu ayeti okumaya ya da niyet ediyorum. Bana bir iş kapı açılsın diye bu ayeti okuyorum. En hızlı zamanda bana layık gördüğün işi ver Allah'ım deyip ondan sonra da
Başlıyorsunuz işte okumaya, Bismillahirrahmanirrahim deyip devamını işte okuyorsunuz. Benim tek dileğim herkesin evinde huzur olsun. Huzur ne zaman oluyor? Bir evde belli bir gelir olduğu zaman, çoluk çocuk hiç kimseye muhtaç olmadan büyüdüğü zaman ya da anne bunu istiyorum, baba bunu istiyorum dediği zaman anne babalar, sorumlu anne babalar var, bir de sorumsuz anne babalar var. Örneğin, mesela sorumlu kişi her zaman üzülür. Keşke alabilseydim çocuğuma bundan diye. O yüzden de sorumluluk önemli. Sorumlu olan kişiler her zaman çalışmaktan yana ya da çalışma taraftarı. Mesela gençler, kızlar, erkekler üşenmeyin, çalışın. Ya da çekyatlardan, o bilgisayar, laptoplardan vazgeçin. O telefonlardan, sosyal medyalardan vazgeçin. Çünkü elinizdeki o yazıştığınız mesajlar ya da boş videolar, ne bileyim işte onun gibi şeyler sizin karnınızı doyurmuyor. Siz çalıştığınız zaman anne babanıza muhtaç olmayacaksınız. Çünkü bakıyorsun mesela 20 küsür yaşında ya da 30 küsür yaşında annesi bakım yaptırıyor. Oğlum çalışmak istemiyor, kızım çalışmak istemiyor diye. İçinde istek olmasa maalesef işte çalışmıyorlar. O yüzden de Allah'tan tek duam herkese çalışma isteği versin. Çünkü üşenen insan nereye giderse gitsin, bizde bir laf var. Benim adım Nuru, gittiğim yer kuru diye. İşte gittiği yerde bu iş olmuyor, ben bunu beğenmedim deyip gittiği yerde hep hata arayıp geliyorlar. Ya da bir hatalar bulup yeter ki bu iş yerine gitmemezlik için elinden gelen bahaneyi uyduranlar var. Bunlar boş iş. Kendi kendinize zamanınızı oyalıyorsunuz. O yüzden de bir an önce eğer gerçekten çalışıp kimseye muhtaç olmak istemiyorsan, ister ritüel ister ayet fark etmez. Önce bir içine bir istek girsin senin. Kalbinde ve beyninde bir istek olduğu zaman benim sana demek istediğim bu ayetler, bu dualar ya da ritüeller sana yardım ediyor. Sen istemedikten sonra 1.000 tane medyumu sıraya dizsen gene de olmuyor. Çünkü sen beyinde iş diye bir program olmadığı için. Benim uygulamalarım ya da verdiğim bilgiler çalışma isteği olan için ya da içinde bir isteği olup iş arayıp iş kapıları kapalıysa bu ayeti yapın. Hızlı bir zamanda iş kapınız açılacak. Hepiniz hayırını görün. Görüşmek üzere.